Merhaba, Mehdi İslam'da yok dediniz fakat peygamber hadislerinde yok mu? Sahte ise sahte olduğuna nasıl ikna olacağız? Şimdi Mehdi yok diyoruz. Evet, gene geldik konu Mehdi Mesih'e. Bakın bunu biz söylerken herhangi bir şekilde kendimizi ikna ettik. Sizi de ikna edelim çabasında olduğumuzdan dolayı değil. Açıktır. Kur'an ayeti ortadadır arkadaşlar. Araf suresi 187-188. Bizatihi söz peygamberimizin ağzından ifade edilmiştir bizlere. Ne diyor peygamberimiz orada? Ben gelecekten haber veremem. Eğer gelecekten haberdar olsaydım, bizatihi kendi hayatımda yaşayacağım sorunlardan kendimi kurtarırdım diyor. Şimdi bu kadar açık bir hüküm ortadayken birileri gelip de bize yok efendim, peygamberimiz ahir zamanla alakalı, kıyametin kopacağı dönemdeki yaşanacak olan olaylarla alakalı veya Mehdi Mesih ile alakalı birçok söz söylediği sözü çürür. Çürür. Çünkü yine pek çok yerde Allah peygamberimizi biraz da olsa böyle fırçalarcasına konuştuğu diyalogları bize vermiştir. Ne der ayetlerinde? Sana kıyametten soruyorlar. Onun ne zaman kopacağını öğrenmek istiyorlar. Sen kimsin ki onu haber vereceksin diyor. O sana soranları de ki diyor. Bu bilgi Rabbimin katındadır de geç diyor. Başka bir ayetinde, şimdi konumuz Mehdi Mesih olmasın, ben burada ayet ayet gitmeyeyim, çok da sıkmayayım sizi. Başka bir ayetinde de Allah bize ne diyor? Kim ki kıyamet hakkında haber veriyorum diye konuşmalar yapıyorsa diyor, bilin ki onlar sapıklık içindedir diyor. Çünkü ben bunu hiçbir şekilde elçilerime bildirmemişken, onlar nerelerinden uyduraraktan da bu kıyametle alakalı konuları konuşuyorlar diyor. Konuşanlar sapıklık içindedir diyor. Bakın bunları biz söylemiyoruz. Ayetleri söylüyoruz. Bunlar var mı? Var mı ayetler? Ki hadi diyelim ki kıyametin yaşanacağı süreçte olacak olan olaylarla alakalı bir bilgilendirme olsaydı biz bizatihi bunu nerede öğrenecektik? Kur'an-ı Kerim içerisinde 40 ayetten oluşan Kıyamet Suresi var. Bunun içinde Allah bize bunu doldura doldura anlatırdı. Niye anlatmıyor? Niye anlatmıyor? Çünkü bunu bilmemizi istemediği için. Herkese sürpriz olacak. Çünkü kıyamet için bile ne diyor Allah? Kıyamet ansızın gelecek. Ve ansızın geldiği için o dönemde yaşayan insanlar şaşkınlıklarından gözlerini derler yani gözleri pelesenk oldu açıldı diye. Böyle gözlerini açacaklar diyor. Niye? Şaşkınlık içinde. Çünkü beklemediği bir an. Siz beklediğiniz bir olaya şaşkınlıkla gözlerinizi açar mısınız arkadaşlar? Niye? Çünkü bekliyorsun. Önceki adımların neler olduğunu, sonrakinin neler olacağını bilirsen en son nihai o darbenin olduğu esnada şaşkınlık içinde olur musun? Olmazsın. Beklediğin bir hadise olur. O zaman da şaşkınlık belirtisini göstermemiş olursun. Ama Allah bize ne diyor? Ansızın gelecek. Ansızın gelecek olan bir kıyameti bile bazı o sözde tarikat cemaat liderlerine anlatıyor. Kıyamet ne zaman kopacakmış? Cuma günü. Ne zaman? Akşam ezanından hemen önce. Böyle bir şey olabilir mi? Ansızın gelecek diyor. Ne cuması ya? Ne cuması yani? Cübbeli Ahmet de bu konuya giriyor. Neymiş efendim? Peygamberimiz ölmeden şey söylemiş. Benim ümmetim benden sonra 1500 yıl yaşayacak. Ondan sonra kıyamet kopacak diyor. Bunun hiçbir doğruluğu yok. Peygamberimiz az önce ayetle sabit olduğu üzere ben gelecekten haber veremem diyorken 1500 yıl net bir tarihi nasıl verecek ya? Bunun mantığı yok arkadaşlar. Bunlar hep İsrailiyat üzerinden İslam'a yerleştirilmiş olan bilgilerdir. Lütfen bunlardan uzak durun. O sebeple söylüyoruz. Mehdi Mesih yoktur. İslam'da bir kurtarıcı beklentisi yok. İslam'da ahit sandığının hiçbir önemi yoktur. Tıpkı Yahudilik ve İncil'de de olduğu gibi ahit sandığına hiç kimse beklemiyor, aramıyor, aramak için bir çaba içinde değil. Bu algılardan lütfen uzaklaşalım. Bu algıyı yayan tek bir grup var. Bu algıya yenik düşmüş olan da kitleler var. Ama çıkaran kim? Çıkaran şövalye grupları. Tapınakçılar, değil mi? Bunlar Teotoncular vesaire. Tapınakçılar çıkar, yani şövalye grupları çıkarıyor bu sözde ahit sandığının bulunması lazım, ona ihtiyaç falan. Alakası yoktur. Alakası yoktur. Eğer var olduğuyla alakalı biriyle konuşma, diyalog halindeyseniz veya şu ekranlardakilerden birine ulaşma imkanınız varsa bir soru sorun. Biz bu soruyu defaatle zaten daha önceki programımızda sizlere sormanızı rica ettik. Bir soru soracaksınız. Diyeceksiniz ki, ahit sandığı temelli konuşuyorum. Tevrat'ta, İncil'de ya da Kur'an'da vahiysel temeli olan bir kitap içinde
gelecekte bu sandığın bulunmasına dair ama açıktan ama ima usulü bir tane kaynak gösterin. Bu kadar net bir soru sorun. Yoktur. Yoktur. Bakın Tevrat'ta ve İncil'de Mesih'in geleceği dönemle alakalı yaklaşık 400 kehanet vardır. Hiçbir kehanette ne açık ne ima usulü ayı sandığına referans yoktur. Yoktur. Şimdi en basitini düşünün. Hadi ben buna biraz özet bilgi vereyim size. Geçmiş dönemde Yahudilerin de kabul ettiği mesihler var değil mi? İşte Şimon Bar Kokhba var. En meşhurları söylüyorum ben. Çok aralarda kalanları değil mi? Meşhurları söyleyeceğim. Şimon Bar Kokhba var. Bir de ne o? Sabatay Sevi var değil mi? Şimdi eğer ki Mesih'in geldiği dönemde ayıt sandığını bulması gerektiğiyle alakalı bir bilgi varsa ve bu bilgi de net ise yapılması gereken ne olması lazım? İfade edilen mesihlere cemaatin soru sorması lazım. Eğer kehanette de Mesih ayıt sandığını bulacak diye bir hüküm de varsa o dönemde yaşayan cemaat karşılarına çıkarılmış olan sözde mesihlere şunu soracak. Senin Mesih olduğuna inanabilmemiz için ayıt sandığını bulman gerekiyordu. Değil mi? Kehanette o varsa eğer. Bulman gerekiyordu. Sandığı buldun mu? Çıkar göster biz de sana biat edelim demeleri gerekiyordu. Ne bu Şimon Bar Kokhba'da yaşanmıştır ne de Sabatay Sevi'de. Yoktur. Niye yok? Çünkü böyle bir kehanet yok arkadaşlar. O yüzden yok. Kimse cemaat olarak veya o dönemde yaşayan din adamları olarak o Mesih diye ifade eden kişilere bunlar sorulmamıştır. Niye? Kehanette yok ki. Niye sorasın adama ayı sandığını buldun mu çıkar getir göster inanalım sana desinler. Bu kadar basit. Aynısı ne için geçerlidir? Sözde ne diye anlatılır? Mesih gelmeden önce İsrail'de tapınak kurulacak diyorlar. Alakası yoktur. Tapınağı Mesih kuracaktır kardeşim. Mesih geldikten sonra o savaşlar tamamlanacak, ondan sonra tapınak kurulacak. Bu olması lazım. Ne Şimon Bar Kokhba ne de Sabatay Sevi'ye yine sorulmamıştır bu sorular. Baba tapınağı kurdun mu? Yani senden önce tapınak kuruldu mu? Kurulduysa senin Mesihliğini oradan teyitleşebiliriz noktası yaşanmış mıdır? Yaşanmamıştır. Niye? Çünkü Mesih'ten önce tapınak kurulmayacaktır. Yoktur böyle bir kâhane. Böyle bir akış yok. Ama ülkemizde herkes konuşuyor. Neymiş efendim? Mesih'in gelebilmesi için alameti neymiş? Ayıt sandığının bulunması, tapınağın yapılması vesaire. Alakası yoktur. Konuyu bilmeyenlerin uydurmasıdır. Kopyala, yapıştırla, yola devam ederlerse böyle sonuçlar çıkıyor arkadaşlar. Biz de bunlara itiraz ediyoruz. Temeli olmayan bilgilere lütfen itibar etmeyin. Ve bu gibi anlatım yapanlara da itiraz edin. Kaynak sorun. Hadi güzel bir gelişmeyi söyleyeyim size. Şimdi bizi uzun zamandır takip edenler bilirler. Masalcıdan kimi kastettiğimizi biliyorsunuz. Şimdi zaten yazarsınız tekrar bilmeyenler de öğrenir. Yakın zamanda masalcıyla buluştuk. Oturduk, konuştuk. Kısa bir görüşme oldu. Yoğundu ama kısa bir görüşme oldu. Ne üzerine buluşuldu? Ben çıkartmış olduğu son sözde o yani masalcı iki kitabını internetten sipariş etmiştim. Kargoyla elime ulaştı. Ulaşınca da resmini çektim. Biraz kinaye olsun diye de masalcıya mesaj olarak gönderdim. Dedim ki bir ara müsait olursanız şu kitabı da bir imzalamak nasip olur minvalinde bir mesaj attım kendisine. O da bana hemen geri dönüş yaptı. Falanca yer diyeyim. Müsaitsen gel görüşelim. Ben de gittim görüştüm. Bu görüşmeyle alakalı bir tane zaten somut elimizde fotoğrafımız da var. Hani inanmayanlar olursa onu da gösteririz. Görüştük. Masalcıyla konuşuyoruz. Masalcıya dedik biz. Yahu dedik kitabı alma sebebimiz neydi bizim? Yıllardır anlatıyoruz. İkinci seride ayıt sandığını Ayasofya'dan çıkartmak üzere bir temel kurgulaması gerekiyordu. İlk kitabın akışı bu yöndeydi. Yan yana gelince de sorduk. Dedik ki bu yönde mi gitti? Şimdi hemen şey vermeyelim yani. Spoiler vermeyelim alanlar vardı okusunlar ama temelde o akıştan neyse hadi girmeyeyim spoiler olmasın alanlar okusun biz de okumaya başladık şimdi. Ona sorduk biz. Dedik ki ya dedik bak sen anlatıyorsun ediyorsun iyi hoş güzel. Bize bir tane referans ver dedik. Vahiy temeli olduğuna inandıkları kitaptan bir tane referans ver dedik. Ne dedi bize kendisi? Yok dedi. Nereden uyduruyorsun dedik. Niye bunu söylemeye devam ediyorsun dedik. Ya işte falancadan da falancadan öyle öyle eserler var, öyle bilgiler var, rivayetler var. Ya dedik bunlar masal. Sen de masal anlatıyorsun. Masalcısın zaten. Yapma dedik. Daha detayını açmıyorum. Daha detayını başka bir programda açacağız. En azından bunu da buraya söylemiş olalım. Mehdi Mesih konusunda ifade etmiş olalım.